Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT Geometri Soru Bankası kitabında üçgen değişik konusundaki test çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda sayfa numarası 50 ve 51'i çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruyla başlıyoruz. Şekildeki eş üçgenlerin A ve F köşelerinin birleştirilmesiyle oluşan şekil açığa verilmiştir. Evet bunlar eş üçgenlermiş. A ile F birbirinin üstüne çakıştırılmış. Şimdi çakıştırılmış şunun devamı da şu alttan böyle geliyor mu? Geliyor. Evet bunu böyle gösterelim istersen. Sonra ABC üçgeni bak şu üçgenle şu üçgen birbirine eşit değil mi? Şu kenarlar eşit şu kenarlar birbirine eşit. Peki şimdi çizgi kenarı BC öbüründe EF. Şu şu eşit. Sonra başka bir şey verilmiş mi? 15 bölü 2 verilmiş. AK uzunluğu Neresi? Şurası. 15 bölü 2 verilmiş. Topladığımız zaman kaç yapıyor burası? 15 bölü 2 ile 3 bölü 2'nin toplamı 18 bölü 2'den 9 yapıyor. E evet, çift çizgi uzunluğu 9. E o zaman burası da 9. Burası da 9. Şimdi ben buraya alfa dersem çizgiyi gören... E o zaman burada da çizgiyi gören alfa değil midir arkadaşlar? Evet bak açıları yazmak ne kadar önemli. Eş yapılarda açı yazmak çok önemli. E o zaman burada ne çıktı? Hocam şu parçayla bak dikkat et şu parçayla şu parça eşit oldu. E hatta 90 eşit eşitken muhteşem şuradan dolayı burası da eşit olmak zorunda. Yani şuradaki uzunluk kaç olduğu zaman? 15 bölü 2, 15 bölü 2, 30. 30 bölü 2'den 15 oldu. E bunun tamamı 15 ise hipotenüs uzunluğu. E buradaki hipotenüs uzunluğu da 15 olmak zorunda. 7 9'u buradaysa buraya da ne kaldı o zaman? 6 kaldı. Evet birinci soru. Balık keser çıktı. Güzel bir soru. Geldik 2'ye. Ne demiş? AD ile EB birbirine eşit verilmiş. Şunlar birbirine eşit. Bunlar birbirine eşit verilmiş. Başka bir şey var mı burada? Yok. E, e, ne diyelim? Hocam Buradaki taban açıları birbirine eşit mi? Eşit. Bak şimdi dikkat et. Bu açılar birbirine eşit. Eyvallah. Şimdi ben buraya alfa dersem sonra buraya beta dersem. Burası ne oldu? Alfa artı beta mı oldu? Evet. Ya da hiç öyle demeyelim. Alfa artı beta demeyelim. Bu açılar birbirine eşitken şuradaki açılar da birbirine eşit değil midir? Evet. Bak çizginin kolları çizgiye çip çizgi çizginin kolları çizgiye çip çizgi. Yani şuradaki üçgenle buradaki üçgen kenar açı kenardan eş üçgen oldu mu? Oldu. Sebep aynı açının kolları birbirine eşit olduğu için. E o zaman bunlar eşse şunlar birbirine eşittir. Yani x kare eksi x eşittir. x artı 15 eşit oldu. Attık öbür tarafa. x kare eksi 2 x eksi 15 eşit 0 yaptı. 5'e 3 eksi 2 elde etmek için. Şurası eksiye burası artı dersem çarptılar eksi 15 toplamları eksi 2'yi verdi. E o zaman buradan x eksi 5 çarpı x artı 3 eşit 0'dan. Şu eşit 0'sa x'i 5 buluruz. Bu eşit 0'sa x'i eksi 3 buluruz. Ama x negatif olamayacağından dolayı x'i kaç buluruz? 5 olarak buluruz. İkinci soru e direbit oldu. Geldik 3'e. Paralel kenar demiş. Paralel kenarda karşı kenarlar nedir? Birbirine eşittir. Ve karşı açılar da birbirine eşittir. hocam 12 ise burası da nedir? 12. Paralel kenar olduğundan dolayı. E sonra x artı y nedir diye soruluyor. Hocam x'i bulacağız. Bak şimdi dikkat et. Hocam şu üçgenle şu üçgende Alfanın kolları 5'e 12. 5'e 12 olduğu için bunlar eş üçgen oldu mu? Oldu. Alfanın karşısındaki x ile alfanın karşısındaki 8 birbirine eşit olmak zorunda. Yani x'i kaç bulduk? 8 bulduk. Evet 8 artı y. Y de zaten 12. Toplamda kaç çıktı o zaman? 20 çıktı. Yani denizde oldu Üçüncü soru. Geldik 4. soruya. ABC ve ADE eşkenar üçgen. Bak ABC ve ADE eşkenar üçgen ya. Burada ne var? Bir köşesi ortak. Dikkat et. Sana tüyoyu vermiş. Buradan bak diyor. O zaman burada kaçını atmış? Burada kaçını atmış? Yani burası alfaysa. Burası 60 eksi alfa. Toplamlar atmış olduğundan. toplanlar atmış olduğundan burası da alfa yaptı. E senin şuradaki üçgeninde şuna çift çizgi kenarları diyecek olursak eğer. Hocam bu üçgenin kenarları da çizgi diyecek olursak eğer. Bak şimdi dikkat et. Şu üçgende alfanın kolları çift çizgiye çizgi. Bu üçgende de alfanın kolları çift çizgiye çizgi. Ama burada çift çizgi tamamı değil mi? O zaman bunun tamamı. E o zaman bu iki üçgen ne oldu? Kenar açı kenardan eş üçgen oldu. Alfanın karşısı 8 alfanın karşısı burada da kaç yapmak zorunda? 8 yapmak zorunda. Zaten bizden bu isteniyor. Yani dördüncü soru denizli oldu. Dikkat et ÖSYM buna benzer bir soru sordu ve sever bunları. Geldik beşinci soruya. ABC'de bir kare demiş. Kare olduğundan dolayı şunlar birbirine eşit midir? Evet. Hatta şurası da eşittir. E ne yapacağız? 90'lar oldu da uçuşuyor. Dal alfa beta'ya. Alfa beta alfa tamamı 90 olduğundan beta. Beta 90 sağ. Burası da alfa oldu mu? Komple oldu. E şu üçgene ve şu üçgene bak alfa beta üçgenler. E burada alfanın karşı çift çizgi burada da alfanın karşı çift çizgi. Yani iki üçgen eş oldu. Bütün açılar eşit ve aynı açının karşısındaki kenarlar eşit olduğundan dolayı. E burada betanın karşısı 6 ise burada da betanın karşısı ne olmak zorunda? 6 olmak zorunda. Yani 5. soru C. Han çıktı. Geldik 6'ya. E ne yapacağız? 90'lar havada uçuşuyor. Dal alfa beta ya. Alfa beta alfa dedik kaldık. E ne yapacağız? Hocam alfa beta oluşturalım. Şöyle oluşturursan çip çizgiyi bozuyorsun. Bana çip çizgi bir tüsel lazım. Ki zaten bir açıya ait, özel açıya ait bir dik çizerken ya buradan çiziyorduk ya da buradan çiziyorduk. Değil mi? Evet. Demek ki buradan çizeceğiz. Buradan çizdiğim zaman diki. 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için eş üçgen oldu. E alfanın karşısı dörtgen alfanın karşısı dört. Betanın karşısı altı iki. ve betanın karşısı altı olacak. E çizdiğin dik demek ki buraya düşmüyor. Sadece bak geniş açılı ki, nereye düşüyor? Sadece dışarıya doğru düşüyor burada. Heh. Şimdi senin şu üçgeninle şu üçgenin ne oldu? Eş. Çünkü 90'ın karşısındakiler eşit. Bak unutma. Ya buradan dik çizeceğiz ya da buradan dik çizeceğiz. Buradan çizdiğim dik düş, dışarı düştü sadece. Alfanın karşısı 4. Alfanın karşısı 4. Beta'nın karşısı 6 ise beta'nın karşısı 6. E uzağın buraya 2 kaldı ve şurada da bir Pisagor bağıntısı. 1-2 kök 5 üçgeninden x'i 2 kök 5 olarak buluruz. Yani cevap 2 kök 5 oldu. Balık oldu. 6. soru bu. Geldik 7'ye. Evet 4'ler verilmiş 7 verilmiş bu açılar birbirine eşit verilmiş. Hmm. Şimdi ne yapalım arkadaşlar bak şimdi dikkat et şu üçgende bir nokta açısı verilmiş. Bir de aynı zamanda büyük üçgende de arkadaşlar şu üçgende de bir nokta açısı verilmiş mi verilmiş. E iki üçgende de bakacak olursan şurada kaç ortak açı değil mi? Evet yani nokta karaladığım 3. açı burası çift çizgiyken nokta karaladığım 3. açı 180'e tamamlayan burası da çift çizgidir. Ve bakıyorum kırmızı üçgenle mavi üçgene bakıyorum. Kırmızı üçgende noktanın karşısı 4 noktanın karşısı mavi üçgende 4. A kırmızı ve mavi üçgenlerde bütün açılar eşit ve aynı açının karşısındaki kenarlar eşit işte olduğundan bunlar eş üçgen oldu. E o zaman eşse çift çizginin karşısı burada 7 artı 4 11 ise e o zaman burası da 11'dir. Yani x'e ne kaldı o zaman 7 kaldı. Evet 7. soru Cehan oldu. Geldik 8'e. Kısa kenar uzunluğu 1 santimetre ve 17 santimetre olan eş 2 karton şekildeki gibi yapıştırılmış. Arkadaşlar kısa kenar uzunluğu 1 santimetre ve 17 santimetre olan. Hocam ee, en büyük açısı burada şu geniş açı. Bu geniş açı. Geniş açı olarak not olarak düşünebilir ama burada şeklen belli. Ama tabi yazılması daha mantıklı olacaktır. O zaman diğer kısa kenar uzunluğunu alacak arkadaşlar. Şu kenar değil mi? Evet. Çünkü en uzun kenarı bu. En uzun kenarı bu oluyor. O zaman burası 17 Şurası da 17 mi olacak? Evet. Yani buraya ne kaldı o zaman? 16 kaldı. Evet 1'e 17, 1'e 17'leri bu şekilde koymuşuz. Sonra bu işlem sonrasında CDA'nın aynı doğru üstünde. Arkadaş CDA aynı doğru üstünde oluyor diyor. E o zaman ben bunları kullanacağım. Şimdi bunlar eş 2 karton değil mi? Evet eş 2 kartonsa eğer o zaman ne yapmak gerekiyor burada? Eş kartonlar şu 1'e 17'leri yazdım. Şu kenar uzunluklarında birbirine eşitliğinde yazayım şöyle istersen. E o zaman eş olduğu eş oldukları için buradaki açılar birbirine eşit değil midir? Aynı kenarı gören açılar. Evet. E, şimdi bu CDA doğrusal demiş. Boş boşuna dememiştir. Hocam bu 180'e tamamlayanı çizgiyken e, bu da 180'e tamamlayanı çizgi açısı olmaz mı? Olur. Aa burada ne çıktı? Bir ikizkenar çıktı. Çizgiye çizgi. 17 ise burası da 17 oldu mu? Oldu. Ve hop şöyle bir yükseklik çizebiliriz. Çünkü ikizkenar tabanda mevcut. Yüksekliği çizdik. 8 8 oldu burası. 8 17 ne üçgeni 8 15 17 üçgeni. Buna göre diyor kartonlardan birinin en uzun kenarı nedir diye soruluyor. Evet. Ya 1'e 17 olduğu belli. En uzun kenar şurası seçeceğim belli oldu. Soru kökünden zaten. E o zaman ne çıktı arkadaşlar? Burada bir Pisagor bağıntısı daha çıktı galiba değil mi? Evet bak bu kenar uzunluğu 15. Bu kenar uzunluğu 9. Şurada bir dik üçgen çıktı karşımıza. Evet işlemimizi yapacağız. 9 burası 15 burası. Tamamı 15. E buradaki x uzunluğu isteniliyor bizden. Hadi bulalım bakalım. Şu 3'ün 3 üç katı kısa yoldan yapıyorum. Bu 3'ün 5 katı bu da 3'ün kare küçüğünde. Diğerlerinin kareleri toplamı 25 artı 9'dan 34 yapar. Yani cevap o zaman 3 kök 34 yapar. En uzun kenarı da bu demiştik zaten en başta. Cevap böylelikle C yaptı 8. soruda. Güzel bir soru. Geldik 9'a. Şimdi A 6, 6 verilmiş. 3, 3 verilmiş. Bir de 2 verilmiş. Hmm. Verilen bilgilere göre işlem yapacağız. Aa burada ne var? Hocam 3, 6 çift çizgi. E burada da 3, 6 çift çizgi. 2 üçgende bütün kenarlar verilmiş. Ve bütün kenarlar birbirine eşit. O zaman bunlar eş mi? Evet. Yani burada 3'ü gören madem eş. 3'ü gören alfa ise burada da 3'ü gören açı alfa değil midir? Aynen öyle. Sonra çift çizgiyi gören beta ise çift çizgiyi gören betadır. Hatta burası çift çizgiyse bak burası da çift çizgidir. E sonra ne yapacağız? Bak büyük düşün. Çünkü büyük üçgende kenar sorulmuş bize. Arkadaş beta'ya beta çıktı büyük üçgende. Yani bu bir ikiz kenar üçgen oldu. E burası 8 ise burası da 8'dir. X'e kaç kaldı o zaman? 5 kalır. Evet cevap böylelikle 5 oldu. 9. soru Cehan oldu. Geldik 10. soruya. Bahadır şekil 1'de verilen x kenar üçgen biçimindeki kartonlardan 3 tanesini aralarında boşluk kalmayacak şekilde bu şekilde yerleştirilmiş. E, evet, tepe açısı x derece. Burası da x derece. Burası da x derece değil mi? Sonra Şekil 1'deki x açısı kaç derecedir diye soruluyor. Bu arada ABC doğrusal olmuş burada. Bak ben bunu kullanacağım demek ki. Hocam ABC tamam şurada kaçın komple kaç derece x derece burası. Hocam şu doğrusal olmuş. Benim bu doğrusallığı kullanmam lazım. Ben bu doğrusallığı nasıl kullanacağım? İkiz üçgen şeklinde. Taban açılarına değerler yazsam şöyle. AA hocam burası. Eyvallah. Hocam burası da A diyelim. Şurası da AA değil mi? Evet. Aynı üçgen. Aynen öyle. Şu doğrusallık nasıl kullanılabilir? Hocam iki tane açı şu doğrusal birmiş ya. İki iç açı bir dış açı. Yani burası 2A oldu? Aynen öyle. E sonra başka ne yapmalıyız burada? Bu doğrusallıkta bir işlem daha yapmalıyız. İkiz kenar üçgen. Tabii kenar uzunlukların birbirine eşitliğinde kullanmalıyız değil mi? Evet. Kenar uzunlukların birbirine eşitliğinde kullanalım. Hocam bu çift çizgi çift çizgi. Yani çift çizgi çift çizgi. Aha da şurası da çift çizgi çift. Aa gördün mü çıktı. Bak Çift çizgi çift çizgi. Hocam burası da çift çizgi çift çizgi. Şuradaki eşitleri yazınca burada x kenar çıktı. 2a ise burası da 2a mıdır? Evet 2 4 5a. Yani sıkıştığın zaman eş yapılarda kenarların eşitliğinde yazıyorsun. Bak yazmasaydık çözüme ulaşır, mıydık? Kesinlikle ulaşamazdık. E 2 4 5a oldu burada. 5a eşittir 180'den a'yı kaç buluruz o zaman? 36 buluruz. 180 mm'den 0 6 2 ile çarptı. E a 36 ise 36 burası. 36 burası. 36, 36, 72. 180'e tamamlayan açı da 108 derece yapmaz mı? Kesinlikle yapar. Yani onun soru Denizli. Yaptı. Geldik 11. soruya. Şekilde verilen kolları eşit uzunlukta olan pergenin ABC üçgeni biçimindeki görüntüsü B ile C noktalar arasındaki uzaklık 32 birimdir. Tamam şurası 32 birim. Eyvallah. Ya hocam ikiz kenar var. Tabanda mevcut insanın böyle bir hemen yükseklik çizisi geliyor değil mi? Hemen yüksekliği çizelim. Tabanı iki eş parçaya bölecek mi? Bölecek. 16, 16. Hatta bu bir açı ortaydır. Niye? X kenar olduğundan dolayı bu hamleyi yapabildik. Pergelin kollarını bastırarak alfa derece olacak şekilde. Şöyle pergelin kollarını şöyle bastırdım. Alfa derece yapmışım burada. Olacak şekilde kapatıldığında pergelin uçları arasındaki uzaklık 8 kök 5 oluyor. E tamam olsun. Sonra ne yapacağız burada? Buna göre pergelin kollarından birinin uzunluğu nedir diye soruluyor. Çift çizgi uzunlukları soruluyor. Arkadaş şöyle bir önce şey yaptın. Dik çizdin. Alfa 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 oluştu. Hatta alfa beta diyelim buraya. E o zaman burada alfa beta oluşturmak için ne yapmak lazım? Hocam şöyle bir dik çizmek lazım ya da öbür taraftan dik çizmek lazım. Alfa 90'sa burası da beta oldu mu oldu? Bak ilk şekilde şuradaki şekilde alfa beta 90 burası. Buradaki şekilde de alfa beta 90 burası. Ve 90'ın karşısındakiler eşit değil mi? Evet, 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için iki üçgen eş oldu. Farklı yerlerde ama eş mi? Eş. Alfa'nın karşısı 16 iken alfa'nın karşısı 16'dır burada. Çok güzel. E sonra Pardon 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 pardon. Alfanın karşısı 16 ise alfanın karşısı burada da 16'tır. Ve şurada bir şey çıktı dik üçgen çıktı. 8 kök 5 bak burada. O zaman 8 kök 5 16 ise 1 2 kök 5 üçgeni. Küçük olanın kök 5 katı oluyordu. Gerçekten 8 16 8 kök 5 sağlandı. O zaman burası 8 oldu. E sonra ne yapacağız? Hocam şuraya A dersek burası da A artı 8 mi? Evet. Pisagor bağıntısı yapacağız. A artı 8'in karesi eşittir. Ne diyeceğiz? A'nın karesi ve 16'nın karesi deyip işlem 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 yapacağız. Buradan da A'yı buluruz. Ama hisset kardeşim 12 varsa büyük ihtimalle ne üçgendir? 12, 16, 23 üçgendir. 12 koyunca çıkıyor mu? Evet çıkıyor. Yani A buradan 12 çıktı ama kolların bir tanesinin uzunluğu soruluyor bize. O da kaçtır arkadaşlar? 20 değil midir? Evet şu kol uzunluğu çift çizgi uzunluğu isteniyor bizden. Cevap böylelikle balık kesir çıktı mı? Çıktı. Ve böylelikle üçgende değişliği bitirdik mi? Bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde yani videoda benzerliğin testlerinde, benzerliğin tespirinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.